Şu Gölcük meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP il başkanlığında Gölcük ihalesi ve Bolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygulamalar hakkında basın açıklamasında bulundu. Yangından mal kaçırır gibi hızlı bir şekilde yaptılar, gördünüz. Ama sonucundan memnun kaldıklarına emin değilim. Tam vermek istediklerini bence veremediler. Şimdi biz şu çağrıda bulunduk. Ben geçtiğimiz günlerde belediye başkanına bizzat da söyledim. Bir katıldığımız bir etkinlikte. Bakın hala geç değil. 3 Ocağa kadar süre var. 3 Ocağa kadar bu ihaleyi iptal edin, durdurun. İhaleyi iptal etmek için sebep mi arıyorsunuz? Bak sebep var. Bir tane daha söyleyeyim burada. O ihalede en yüksek tekliflerden birini veren şirketin bir tanesinin ortağı belediye meclis üyesi. Ve o itiraz kayıtlara geçmiş o gün. Yasa çok açık. Alaaddin Yılmaz bunu iyi bilir. Bir belediye meclis üyesinin ortak olduğu şirket belediyeden ihale alamaz. Çok açıktır bu. Şimdi pazar günü Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Genel Başkanları Bolu'ya gelecek. Ben istiyorum ki ilim milletvekili olarak, misafir olarak gelmiş Sayın Cumhurbaşkanı'na bu durumu tekrar anlatmak zorunda kalmayayım. Milletvekili Tanju Özcan, belediyenin yaptığı projeleri ve borçları konusunda belediye başkanı Alaaddin Yılmaz'ı eleştirerek emeklilik yaşının geldiğini ve geçtiğini söyledi. Alaaddin Bey, 14 yıl önce göreve geldiğinde Bolu Belediyesi'nin bütçesinin net olarak %30'u kadar borç varmış. Geldiğimiz noktada ne kadar borcu var? Ancak tahmin yürütebiliyoruz. Şu anki bütçenin yaklaşık 3 katı borcu var. Yani %30 borçtan almış, %300'e getirmiş borcu. Maalesef tablo vahim. Sadece 5 yıl içerisinde, son 5 yılda İller Bankası'na yapılan borçlanma 302 milyon lira. Belediyenin bu yılki bütçesinden daha fazla. Sadece İller Bankası. Özel bankaları saymıyoruz. Vergi dairesini, SSK'yı, piyasaya olan borçları saymıyoruz. Kafasına göre proje yapıyor, kimseye danışmadan. Sonra bu projeyi kendi beğenmiyor, tekrar değiştiriyor. Örnek mi? Bakın şu caddenin haline kaç kez değişti? Kaç kez değişti? Ama bu paralar Bolu'nun parası. Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor. En pahalı su parasını Bolu'lar ödüyor. En pahalı imar harçlarını Bolu'lar ödüyor. En pahalı otopark katılım paylarını Bolu'lar ödüyor. Bu paraları ödüyoruz. E bakıyorsun şimdi kullanılan paraya 14 yılda. Yapılan borçlanmaya bakıyorsun. E bir de yaptıklarına bakıyorsun. Ya kullandığı paranın %10'unu yatırım olarak göremiyoruz biz. %10'unu yatırım olarak göremiyoruz. Ama daha geçen gün Sebenler gecesinde atarken mangalda kül bırakmıyor. Diyor ki biz Ankara'dan para gelmese bile diyor ayakta kalabilecek belediyelerden bir tanesiyiz. Artık öyle ayakları yere basmıyor ki Türkiye'deki belediyelerle kıyaslamıyor kendisini. Dünyanın en iyi belediyeleriyle kıyaslamaya kalkıyor. Vallahi ben bakınca bu şartlara Alaaddin Bey'in bu tutarsız uygulamalarına, söylemlerine artık diyorum ki emeklilik yaşı çoktan gelmiş geçmiş. Tanju Özcan, OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK'da en dikkat çeken düzenlemede terör eylemlerini bastıran kişilerin cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin endişe duyduklarını belirtti. 15 Temmuz gecesi tankın üstüne çıktı diye, darbeci askerleri engelledi diye hakkında soruşturma açılmış tek bir vatandaş var mı bu ülkede? Yok. Peki niye çıkartıldı? Hani af kanunu diyorsun bu. Neyi affediyorsun sen? Affetmiyorsun. İleriye dönük bazı çetelerin, sivil çetelerin önünü açıyorsun. Şimdi diyelim gezi eylemleri gibi. Halk bir şeyi protesto etmek için dışarı çıktı bundan sonra. Hükümet istifa dedi. Kahrolsun AKP dedi. Sedat Peker gibi adamlar da çıktı. Vay hükümetimize karşı bir kalkışma var dedi. Tarayıp geçti kalabalığı. Ya cezai işlem uygulayamayacaksın. Var mı böyle bir mantık? İnsanlar o zaman birbirine karşı silahlanacak. İç savaşın önü açılıyor. Özcan'ın ardından konuşan CHP İl Başkanı Kazım Karsu da Gölcük ihalesi konusunda bir teklifte bulunarak bu sevdadan vazgeçmelerini ifade etti. Sosyal devletin yaptığını bu Gölköy, Gölcük en güzel şekilde yapmaktadırlar. Hatta Yedi Göller de daha kötü hale getirilmesi aynı işlevi yavaş yavaş yapıyorlar ve oradaki çevredeki insanlar gelirlerine kavuşuyorlar, yaşam şartlarına ulaşıyorlar. Köylerden göç şehre göç etmiyorlar. Bu işlevi
devam edilmesi konusunda benim bir teklifim var. Bugün Cumhurbaşkanımıza, AKP'nin genel başkanına, Bolu'da belediye başkanına ve belediye meclis üyelerine ricada bulunuyorum. Diyorum ki dokunmayın. Bu sektör burada gelişsin. 3 sene 5 sene sonra daha güzel hale alacaktır. Daha adaletli dağılım olacaktır. İnsanlar bundan faydalanacaktır. Ekonomik yönü gelişecektir diye düşünüyorum. Bu sevdadan vazgeçsinler. 20-30 kişinin sunumuna burayı oranın menfaatlerine bırakmasınlar.